Adını Sen Koy 168. Bölüm. Gündüz vakti kuş bakışı ikinci köprü manzarası üzerinde beliren pembe benekler ve uçuşan beyaz parçalar eşliğinde oyuncuların görüntüleri ve isimleri akıyor. Ömer Erkan Meriç, Zehra Hazan Subaşı, Alev Eski Baran, Ayşe Yaprak Durmaz, Nihat Aykut İleri, Mert Ali Oğuz Şenol, Cevriye Neslihan Günaydın Aka, Salim Ali Çoban, Hilmi Yavuz Çetin, Müzeyyen Fatma Karanfil, Yasemin Elif Sultan Taş, Leyla Berna Üçkaleler, Ökeş Atilla Pekdemir, Hediye Derya Kurtuluş Oktar, Şükran Gül Arcan, Koray Halit Erman Ersoy, Mehtap Gözde Gürkan Beton, Bolga Köprülü, Asya Hazel Aynalı. Kalp şeklinde dizilmiş kırmızı gül yaprakları içinde adını Sen Koy yazdı. Abi biraz sakin olsan. Ben yeterince sakinim Ayşe. Sadece bir noktanın altını çizdim. Ve fark ettim ki bu konuşma geç kalınmış bir konuşma. Zehra elini Ömer'den çekti. Ömer o kadar sıkmış ki Zehra'nın parmağı bembeyaz. Gel anne oturalım. Gel. Müzeyyen'e destek olup onu koltuğa aldı. Ben gerçekten çok özür dilerim. Müzeyyen yan yan tavırla baktı. Ömer hareketlenip Zehra'nın karşısına geçti. Eğer istersen kahvaltıyı dışarıda yapabiliriz. Hayır hayır, hiç gerek yok. Ömer tekrar sıkıca tuttu Zehra'nın elini. Müsaadenizle biz kahvaltıyı dışarıda yapacağız. Müzeyyen kırgın, bakmadan baş salladı. İkili salondan el ele ayrılıyor. Ayşe de karartmış suratını. Alev tahammülsüzce başını çevirdi. Anne, bak özür diledi işte, bilerek yapmamış Zehra. Ömer'i nasıl etkiliyor görmüyor musunuz? Ben burada duramam dedi. Ömer de hemen dışarı çıkardı. O ne demek Alev? Ya abim Zehra üzgün gördüğü için çıkarmak istedi. Ömer'in önceliğini hepimiz gördük Ayşe'cim. Zehra. Müzeyyen kalbindeki hançer daha da derine itilmiş gibi irkildi. Ömer doğru olanı yaptı. Sonuçta o Ömer'in karısı. Öncelik tabii ki onda olacak. Anneciğim, bak ben Zehra'nın kötü niyeti olmadığını eminim. Hem o da çok üzüldü. Nihat girdi salona. Hayatım, hazırsan çıkalım mı? Tamam. Aslı'nın veli etkinliği var da biz bütün gün orada olacağız. Tabii yavrum, tabii. Gidin siz. Çantamı alıp geliyorum. Alev Müzeyyen'in sol omzunun arkasında koltuğa oturmuş. Ha. Anneciğim, tabloyu mu değiştirdiniz? Vallahi çok güzel seçim olmuş. Ben değiştirmedim. Kim değiştirdi peki? Kim olacak? Zehra. Zehra mı? Hı. Nihat yadırgamış gözlerle bakarak Müzeyyen'in yanına yürüdü. Vallahi anneciğim, Zehra sizin kadar zevkli bence. O yüzden çok güzel bir seçim yapmış. Değil mi Alevciğim? Alev yan göz baktı. Evet. Evet. Tabloda boğaz kenarında balıkçı sandalları, bir balıkçı ve denizin üzerinde martılar. Yatak odasında Ömer ileri geri dolanıyor. Başını açılan banyo kapısına çevirdi. Zehra solgun, ağlamaklı çıktı. Nasılsın? Zehra kırgın, bitik, gözleri nemlendi. Ben böyle olsun istemedim. Sadece sürpriz yapmak istemiştim. Yani beğenir, hoşuna gider diye düşündüm. Kötü bir niyetim yoktu ki. Biliyorum. Eğer bilseydim o tabloya asla dokunmazdım. Hadi hazırsan dışarı çıkalım. Açık hava iyi gelir. Bir yere çıkmak istemiyorum ben. Ben yere oturdum. Hem sen neden öyle söyledin ki? Senin söylediklerine de alınacak. Hayır, hayır. Annem öyle birisi değildir.
Ya birden öyle duygulanır, parlar ama sonradan geçer. Yatağın ayak ucunda oturuyor. Bak sen biraz zaman ver. Her şey eskisi gibi olacak. Bilmiyorum. Olacak. Söz veriyorum sana. Of, kusura bakma. Ben tutamıyorum kendimi. Ellerini yüzüne kapatıp çekti. Akan yaşı hızlıca sildi. Pınar etkilendi halinden. Ayağa kalkıp elini Zehra'nın yanağından süzülen bir damlaya uzattı ama eli havada kaldı. Zehra başını Ömer'e kaldırdı, bakıyor. Ömer dokunamadı Zehra'nın yüzüne. Geçip şifonyerin ikinci çekmecesini açtı ve bir peçete aldı. Zehra eğilmiş, elleri yüzünde. Ömer peçeteyi Zehra'ya uzattı. Zehra uzanıp aldı. Sel gibi boşalan gözyaşlarını kuruluyor. Ömer ellerini beline koyarak birkaç adım yürüdü. Benim yüzümden annene de gerildiniz. Hayır, yok öyle bir şey. Biz gayet iyiyiz. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki. Bu konuya hiç karışmasan. Bu benim hatam ve ben telafi etmek istiyorum. Tek başıma. Tamam. Yani olması gereken de bu. Sen de öyle istiyorsan. Pardon. Telefonu şifonyerin üzerinde. Hakan. İş için mi geldin? Anladım. Bugün mü gelmek istiyorsun? Tamam. Görüşürüz o zaman. Şehir dışından bir arkadaşım gelmiş iş için. Tabii gelmişken de evlilik için tebrik etmek istiyor. Yani bir şey diyemedim. Ama sen kendini iyi hissetmiyorsan. Yok yok, hayır. İyiyim ben. Buraya mı gelecek? Evet. Tamam, o zaman ben Hediye ablaya söyleyeyim. Bir şeyler hazırlasın. Tamam. Ben de çalışma odasındayım. Birlikte çıkıyorlar. Ömer kapıyı açıp önden Zehra'nın çıkmasını bekledi. Zehra baş sallayıp teşekkür etti, çıktı. Alev salonda sandallı tablonun karşısında dolanarak ona bakıyor. Müzeyyen arkasına dönmüş, bakmıyor. Ömer'in bu yaptığını anlamıyorum. Bu tablonun senin için ne kadar değerli olduğunu bilmiyor mu? Bir de bir daha böyle bir şey yaşanmaması için buna engel olacağını, haksız olanı savunuyor. Ömer doğru olanı yaptı. Tabii ki karısının yanında duracak. Ne yani? Bundan sonra Zehra ne derse o mu olacak? Artık bu evin hanımı o. Ben değilim Alevciğim. Bu evde bir tek Ömer'le Zehra yaşamıyor teyze. Biz varız. Ayşe, Nihat, ben. Sen de hepimizin büyüğü olduğun için bu evin hanımı sensin teyzeciğim. Anladın mı? Sensin. Zehra'nın bu yaptığı hadsizlikten başka bir şey değil. Alevciğim, artık bu konuyu konuşmasak. Koltuğa geçiyor. Hareketleri hala tavırlı, bozuk. Aslında Ömer'in de bir suçu yok. Zehra o kadar güzel oynadı ki mağduru. O da üzüldü ama. Üzüldü mü? Tam tersi teyzeciğim. Amacına ulaştı. Alev, lütfen konuşmayalım. Lütfen. Teyze, beni bu evden uzaklaştırmaya çalışıyor, görmüyor musun? Ömer'le bu yüzden aramızı açıyor. Alev, yeter. Böyle şeyler söyleme bana. Tamam teyze. Gözlerimi kapatıp kulaklarımı tıkarım. Tamam mı? Hiçbir şey duymam. Sen nasıl istiyorsan. Müzeyyen sen bilirsin gibisinden kollarını iki yana açarak yürüdü. Tablonun karşısına geçti. Alıcı gözlerle bakıyor.
hiç de fena bulmamış gibi bir ifade var yüzünde. Alevi ilmi arıyor, kalktı. Müzeyeni tabloya bakar halde bırakıp mutfak tarafına ilerledi. Bak bu aramalar sıklaştıysa durum kötüye işaret eder. Senin açından. Bunu biliyorsun herhalde. Ama... Ömer'le Mert'in proje dosyası gelmedi henüz. Nerede? Hala bekliyorum. Bulamadım. Evde değil, şirkete de gidemedim. Bugün git o zaman. Bir an önce o dosyayı bana ulaştır. Anladım. Kapattı telefonu. Omuz dekolteli, uzun kollu gri bir bluz giymiş. Teyze, ben hazırlanıp şirkete gideceğim. Sonra konuşuruz. Sen de sıkma canını artık, tamam mı? Tamam canım, görüşürüz. Müzeyen hala tabloya bakıyor. Karşı kıyıda silüet halinde camiler ve birkaç yapı da çizilmiş ama detayları çok silik. Müzeyen tabloya beğenmiş gibi bakıyor. Emlakçı. Ya sen kim oluyorsun da beni seviyorsun ha? Bu ne haçsızlık? Ya kimsin sen, kim? Sen kendini benle nasıl yan yana düşünüyorsun? Senle ben. Elleri belinde. Ulan çıldıracağım. Konuşamıyorsun diye yırtacağını sanma. Kalk ayağa. Beton çocuk gibi başını eğmiş oturuyordu, kalktı. Şimdi defol git buradan. Defol. Beton şaşkın bakıyor. Gidiyor. Dur. Aa, bu aptal çiçeğin de seni de görmek istemiyorum. Defol. Çiçek buketini Beton'un eline tutuşturdu. Beton boynu bükük ağlamakla çıktı. Koray yolda yürüyor. Evi de boşaltacaksın. Bundan sonra sana evde iş de yok. Defol git, gözüm görmesin seni. Beton buruk ama tepkisiz bakarak döndü. Koray son sözlerine şahit oldu. Kaldırımda durmuş, elinde buketle yürüyen Beton'un arkasından bakıyor. Emlakçıya giren Mehtap'a bakarak Beton'un arkasından yürümeye başladı. Ömer çalışma odasında bir dosya okuyor. Kapıya çevirdi başını. Zehra kahve tepsisiyle girdi. Bir de küçük su bardağı var tepside. Ömer elindekini bıraktı. Kahve mi? Sormadan getirdim ama. Eğer istemezsen. Benim için mi? Evet. Ömer dosyayı sehpadan kaldırdı. Zehra tepsidekileri aktarmak için dizlerini biraz kırıp hafifçe eğildi. O işini yaparken Ömer de onun duru yüzünü seyrediyor. Fincana eğilip kulbunu kendine çevirdi, alıyor. Zehra ayakta bekliyor. Ömer bir yudum içti. Zehra nasıl bulduğunu anlamak isteyerek yüzüne bakıyor. Ömer gülümsedi. O kalkarken Zehra da kapıya yürüyor. Ömer oturma grubunun teknik koltuğuna geçti. Zehra vazgeçip döndü. Ben Hediye ablaya söyledim misafir geleceğini. Evet. Arkadaşın... Yani onun hakkında bilmem gereken bir şey var mı? Nasıl davranmam gerekiyor? Ömer düşünüyor, gözlerini indirdi. Hakan'la birlikte master yapmıştık. Yani bizim bölümden sadece ikimizi çağırmışlardı. Sonra bir süre birlikte yaşadık. Ondan sonra Hakan evlendi. Sonra da ayrıldı. Şimdi de Antalya'da turizm işiyle uğraşıyor. Evlendiğini nereden duymuş? Bilmem. Yani ben evli olduğumuzu kimseden saklamıyorum ki. Sen kendin ol yeterli. Tebessümle söyledi bunu. Zehra gözlerini kaldırdı. Etkilenmiş, yumuşacık gözlerle bakıyor. Mutfak.
Kolay gelsin hediye. Maydanoz var mı? Dolapta olacaktı. Kaynatıp suyunu içeceğim. Ödeme iyi geliyor. Aa, kiraz sapı da iyi geliyormuş. Zehra Hanım kızım söylemişti. Ay, Ökkeş Efendi aktara gittiğinde alsa ya bana bari. Ne güzel olur. Ay, olur tabii, söylerim. Ay, kek mi o? Hmm, çikolatalı da. Ay Cevriye Hanım, yani ne olur kusuruma bakmayın. Ben tamamen unutmuşum sizin rejimde olduğunuzu. Ömer Bey'in misafiri var. Zehra Hanım kızım istedi. Aşk olsun hediye, yani yapacaksın tabii. Pek de güzel görünüyor, ellerine sağlık. Yemeyecek misiniz? Tadına baksanız. Ay yok hediyeciğim ya, ben de açlık grevinde değilim hayatım. Yani bak etim var, sebzem var, meyvem var. Heh, onları yiyorum ben. Hediye peki madem diye gülümsedi. Vallahi Cevriye Hanım, sizin bu azminize hayran kalmamak elde değil. Aa, ay ben bir telefon edecektim, unuttum Hediye. Bir odama gideyim de arayayım, öyle geleyim ben. Hediye dudak büktü. Helal olsun. Tadına bile bakmadım. Kaş kaldırdı. Holdingin dış cephesi. Alev sekreterlikten koridora ilerliyor. Ömer'in odasında da yok. Mert'in yanında mı acaba? İşte Mert de sabahtan beri odadan çıkmadı ki. Günaydın. Günaydın mı? Öğlen oldu. Haklısınız. Ağız alışkanlığı. Gidiyor. Ha Leyla. Geldin mi Alif? Ne haber? Ben öğlen bekliyordum. Bitirdin herhalde. Evet Mert Bey, bitti. İstediğiniz her şey burada. Bütçeden çalışma planına, çalışacağımız ekibe kadar her şey burada. Tek eksiğimiz ruhsat. Harika. Yani tek eksiğimiz ruhsat, öyle mi? Hı. Güzel. Alev ilgilenmiyor gibi yan tarafta ama kulak misafiri. Başını uzattı, bakıyor. Mert fark etti. Alev. Alev irkildi. Bir şey mi var? Ha yok. Kahve içelim mi diyecektim. Olur, içeriz. Sen bugün şirkettesin o zaman. Evet, dokümanları sisteme ekleyeceğim. Çok güzel. Başarılı olmuş. O dosyayı Leyla'dan almam lazım. Pınar, bana hemen muhasebeyi bağla. Hediye çayım hazır mı? Aa yok, hazır değil. Ben onu tamamen unuttum Hüseyin Hanım. Kime bu hazırlık? Ömer Bey'in misafiri var. Zehra Hanım istedi hazırlamamı. Artık gelen gidenden daha değilim oluyor. Efendim, bir şey mi söylediniz Hüseyin Hanım? Ha, yok, bir şey yok. Çayı odama getir. Tabii. Hüseyin gitti. Leyla bilgisayarda çalışıyor. Efendim, muhasebeden mi bekliyorlar? Tamam, geliyorum. Kalktı masasından, laptopu ve dosyaları öylece bıraktı, odadan çıktı. O gider gitmez Alev geldi. Kapısı açık odaya, etrafı kollayarak girdi. Telefonunu masaya bırakıp koridoru kontrol ederek laptopa eğildi. Mutlaka bilgisayarında bir kaydı olmalı. Tarçıpede dokunarak bir şeyler yapıyor. Gözü ara ara hep kapıda. Bizi güldü. İşte burada. Laptopa bir flash bellek taktı. Arkasındaki duvara asılı sarı, turuncu ve siyah tonların ağırlıkta olduğu tabloda Soyut'a yakın belli belirsiz çizgilerle bir liman, geri planda evler resmedilmiş. Alev flash belleği aldı, tam gidecekken Leyla girdi. Alev Hanım. Ben sana bir şey soracaktım ama işim var herhalde, sonra konuşuruz. Çıktı. Leyla şaşkın bakıp masasına geçti. Allah Allah diye kaş kaldırıp oturdu. Bilgisayarına baktı ama bir şey anlamadı.
Alev koridorda cam duvarın arkasından ilerliyor. Odasına gelip tedirginçe arkasını kollayarak elinde flash disk ve telefonu tutup kapıyı kapattı. Hızla masasına geçti. Gözü hala cam duvarın dışından birinin geçip geçmediğinde. Laptopun kapağını kaldırdı, flash diskin kapağını da açtı. Taktı bilgisayarına. Ekrana bakarak bir şeyler yapıyor ama sadece yüzü yakın. İşte burada. Şirket dokümanları. Yüzü gülüyor. Dönüp cam duvar tarafını yokladı, sonra başını bilgisayara çevirdi. Evet, tamamdır bu iş. Telefonunu aldı, arama yaparak ayağa kalktı. Hilmi Bey, istediğiniz dosyayı aldım. Söylediğiniz adrese de gönderdim. Açarsanız görebilirsiniz. Tamam, bakacağım. Benden haber ver. Yalnız bunu alabilmek için büyük riske girdim. Bundan daha fazlasını yapamam artık. Ömer anlarsa... Bahane istemiyorum Alev. Amacımı biliyorsun. Bu ortaklık bitene, oğlum bana dönene kadar benim için çalışacaksın. Kapatıp telefonunu cebine koydu. Alev telefonu indirdi, ekrana bakarak derin bir iç çekti. Ne zaman bitecek bu iş ya, ne zaman? Oturdu kolları masada, sinirle düşünüyordu. Aklına gelen şey onu gülümsetti. Tabii ki varoş gülümden kurtulduğum zaman. Ömer de bu şirkette benim olunca, işte o zaman bana yaşattıkların hesabını soracağım senden Hilmi Yılmaz. O varoş gülü bu evden çekip gittiği gün senin de sonun olacak. Evet, burada işim bittiğine göre eve gidebilirim artık. Teyzeciğimin bana ihtiyacı var. Kasıntı hareketlerle başını dik tutarak kalktı. Havuz başında masa. Teşekkürler Hediye abla. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler Hediye ablacığım. Afiyet olsun. Hakan, anlat. Neler yapıyorsun, nasılsın? Şaka mı bu? Önce sen anlat. Hatırlıyor musun evlenmeye karar verdiğimde nasıl itiraz etmiştin? Yani Hakan, daha çok gençtin. Bir hata yapmanı istemezdim. Ya bu işin doğrusu yanlışı yok ki Ömer. Aşk bu. İnsanın ne zaman, nasıl karşısına çıkacağı hiç belli olmuyor. Sonra bir bakmışsın, nikah masasındasın. Masada aileden sadece Zehra var. Sıkıntıyla oturuyor. Ve sen de bana artık hak veriyorsundur. Yani sen de aşık olduğuna göre. Seni de o masaya oturmaya ikna eden biri olduğuna göre. Ömer Zehra'ya baktı. Hakan kirli sakallı, esmer, Ömer yaşlarda, dar alınlı, çenesi gamzeli bir adam. Evet, öyle. Aslında o beni ikna etti. Ömer neler duyuyor? Ömer'le Zehra bakışıyor. İkisi de durgun, bir yarış yok. Hakan doğru insanı bulduğunda karar vermek kolaylaşıyor. Zehra gözlerini kaçırdı. Havuz bahçenin arka tarafında. Mert Holding'de Ömer'in odasında çalışıyor. Dedektif arıyor. Alo. Bir gelişme var mı? Evet. Mail mi? Bir saniye, hemen açıyorum. Toplantı masasındaki laptopuna ilerledi. Oturdu, ekrana bakıyor, telefon kulağında. Bu belgeler çok önemli. Peki sen bu belgelerin babamla ilgili olduğunu kanıtlayabilecek misin? Tamam. Bak, mutlaka gerçek bir delil bulmalıyız. Somut bir delil. Hı hı.
Tamam, ben şimdi bunları inceleyeceğim. Okey. Haber bekliyorum senden. Az kaldı Yeni Yılmaz. Çok az kaldı. Zehra olmasaydı Amerika'daydım. Bir teşekkür etmek lazım. Belki bir hediye. Neden olmasın? Masada pasta, börek ve çay. Ömer söylemiştir. Boşandıktan sonra Antalya'ya yerleştim ben. Evet, söylemişti. Ya çok da iyi yapmışım. Şimdi doğanın içinde, şehrin gürültüsünden, patırtısından uzak bir hayatım var. Ne kadar güzel. Çok şanslısınız. Evet, yani bugüne kadar verdiğim en iyi karar diyebilirim. Size de tavsiye ederim diyeceğim ama Ömer için biraz zor tabii. Malum beyimiz biraz işkolik olduğu için. Yani ne diyelim Hakan? Belki ileride olabilir. Süper. Önce nasıl bir şeyse size karar verin. Mesela dağ mı, deniz mi? Yani dağ olabilir. Aslında deniz kenarı da olabilir. Sen yüzmeyi seviyorsun. Sen de dağı seviyorsun. Ya işte fedakarlık diye ben buna derim. İşte aşkın gücü bu. Size söyleyebileceğim tek şey var. Hayallerinizi asla ertelemeyin. Ömer derin iç çekerek Zehra'ya döndü. Zehra başını diğer yana çevirdi, Ömer'e bakmıyor. Metap emlakçıda bir A4 kağıdı yan yatırmış, büyük harflerle bir şeyler yazıyor. Eleman aranıyor yazıyormuş. Bendeki şu talihe, şu şanssızlığa bak. Zehra paçozu kiminle evleniyor? Benim payıma düşen beton. Hadsiz ya. Düşündükçe sinirim bozuluyor. Kağıdı cama yapıştırıyor. Siyah dantel detaylı bir bluz, siyah mini etek, siyah opak çoraplar ve siyah topuklularla. Ah abi! İyilikten maraz doğar dedikleri buymuş işte. Sen adamı besle, iş ver, koru kolla, o da gelsin senin kız kardeşine. Tövbe estağfurullah ya, söylemeye dilim varmıyor. Ya senin benimle ne işin olur beton efendi? Sen hiç mi aynaya bakmıyorsun? Kendi kendine konuştu. Saçsız bir adam beyaz bir otomobilde. Arabasını atölyenin önüne çekti. Abi. Abi arabayı buraya koymasan. Yani marangoz burası. Birazdan malzeme gelecek, sıkıntı çıkmasın. Çekmezsen ne olur? Ne yaparsın? Abi. Sana insanca söylüyorum. Çeker misin arabayı? Herkesin işi gücü var. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Ne bu el kol hareketleri falan? Beton gelip adamı itti. Sana ne oluyor kardeşim ya? Beton adamı bir daha itti. Tamam, tamam, yok bir şey. Gidiyoruz kardeşim. Çekiyoruz ama. Beton orada bile değildi aslında. Duvarın diğer tarafında öylece oturuyordu. Şimdi Koray'ın yanında durmuş, adama hırsla bakıyor. Koray sakin de el kol falan da yapmamıştı. Ben hallederdim ama sağ ol yine de. Beton sadece bakıp gitti. Bunu niye kapının önüne koyduk ya? Beton gidecek yeri yok gibi. Geçip gene duvar dibine oturdu. Üşümüş, omuzlarını dikleştirip hafif kambur durdu. Başını çevirip bakınca Koray eğildi, atölyeyi açıyor. Beton öyle oturmaya devam etti. Sen bilmiyor musun Müzeyyen Hanım için o tablonun ne kadar değerli olduğunu? Uyarsaydın Zehra Hanım kızımı. Nereden bileyim bir hediye? Hem o tablonun yerini atacağını bilmiyorum ki. Keşke hiç karışmasaydın. Sen üzme kendini. Zehra kızım onun gönlünü almasını bilir. Aa, Zehra onun gelini sonuçta yani. Bir tablo için araları açılacak değil ya. Ya öyle tabii. Hem... Ben Sudanlısın aldığı tabloya bayıldım ayol, çok güzeldi. Buzdolabına yürüdü. Buzluğu altta bir model olan dolaptan bir şey çıkardı. Hevesli, gayet motive bir ifadeyle tezgaha geçti. Pardon.
çekmece açtı. Öteki hediye ne yaptığını anlamaya çalışarak bakıyor. Aralarında bakıştılar. Hayırdır Cevriye Hanım? Ya yine mi ödemişleri? Ay ne yapayım Hediyeciğim, işte öyle can sıkıntısından yağdır ödemdir uğraşıyorum onlarla. Bir tabağa yoğurt koydu. Yanında limon suyu şişesi ve pul biber kavanozu. Pul biber de mi koyacaksınız? Tabii. Tabii yağ yakıyor pul biber. O çok önemli. Pul biberi yoğurda boca ediyor. Cevriye Hanım, fazla koymayın. Midenize dokunur sonra. Ay Ökkeş Efendi, benim midem çelik gibi ayol. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Maşallah, maşallah. Hadi görüşürüz. Yoğurt tabağıyla çıktı. Hediye ya. Şunun yanında yiyecek bir şeyler, yani çekmek gibi bir şeyler yok mu ya? Hadi. Ökkeş. Aman ver. Alev salonda sandallı tablonun önünde durmuş seyrediyor. Cevriye geldi. O da geçti tablonun karşısına. Çok güzel tablo ama değil mi ay parçası? Zevkli kız vallahi Zehra. Alev hışımla döndü. Bu tablonun teyzemi ne kadar üzdüğünün farkındasınız değil mi? Aman aile içinde olur böyle şeyler. Allah Allah, büyütülecek bir şey yok. Sabun köpüğü gibi geçer. Sonunda ölüm yok ya Allah aşkına. Hem iyi niyetli olmak lazım değil mi? E bundan da Zehra kızım da bol maşallah. İmayla bakıp bir kaşık yoğurt götürdü ağzına. Tabii tabii öyle. Maşallah. Sizin de eliniz hiç durmuyor. Yoğurt bu güzel kız. Yoğurt. Yoğurt moğurt. Mantı da yiyin, yoğurt da yiyin. Neydi o şey? Kayseri şeysi. Şu yağlı olan. Neyse işte onu da yiyin. Yiyin yani. Gidiyor Cevriye. Aman diye güldü arkasından. Kayseri yağlaması o. Kayseri yağlaması. Hani ömründe yani bir kerecik bile yememişsen o da senin artık nasipsizliğin. Ay. Oturdu yoğurdunu kaşıklıyor. Ay, bu da midemi bir tuhaf yaptı yahu. Ay küçüldün mü sen yoksa? Ben benim. Göbeğini sevdi. Zehra ile Ömer çalışma odasında Zehra sıkıntıyla boşluğa bakıyor. Ne düşünüyorsun? Ne hiç? Sabahki konu mu? Yani istersen ben annemle konuşabilirim. Yok, olmaz. Ben gidip konuşacağım. Eminim o da çok üzülüyordur. Ben bir Zeynep Hanım'la konuşayım. Bir saniye. Ömer telefonuna bakarak kalktı. Zehra yanına geldi. Hakan bir fotoğraf göndermiş. İkinizin de istediği bir yerin fotoğrafı diyor. Ne diyelim? Yani cevap bekliyor. Güzelmiş gerçekten. Çok beğendiğimi söyleyebilirsin. Al bir dakika, şurada bir şey var. Nerede? Şurada. Büyütebilir misin? Tulumba. Çok da eski, ne kadar güzelmiş. Aynı ekrandan fotoğrafa bakarlarken yakınlaştılar. Zehra'nın saçları Ömer'in yüzünün önünde. Ömer etkilendi, fotoğrafı değil onu seyrediyor. Zehra başını yavaşça Ömer'e çevirince göz göze kaldılar. Kapıya döndüler. Alev girdi, ikiliye bakıyor. Ben Müzeyyen Hanım'a bakayım. Alev'in yanından geçti, çıktı odadan. Ne vardı Alev? Seninle önemli bir şey konuşacağım Ömer. Ömer gel diye işaret edip masasına doğru yürüdü. Misafir koltuklarından birine geçti. Alev gidip önce kapıyı kapattı. Ömer'in karşısına geçti. Hilmi İlmaz bir şey mi yaptı?
Yok Ömer, konu o değil. Ama son yaşadıklarım çok etkiledi beni. Ben bir süre buradan uzaklaşmaya karar verdim. Uzaklaşmak derken? Yani tatil gibi bir şey mi? Ben Amerika'ya gitmeye karar verdim. Burada sürekli diken üstündeyim. Sürekli birileri takip ediyormuş gibi hissediyorum. Bir tıkırtı gelse, bir gölge görsem sürekli bir şey olacak gibi. Dayanamıyorum artık Ömer. Tamam Alev, anlıyorum seni ama yani bu... İstersen bu kararını bir daha gözden geçir. Düşünürüm. Ama eğer gitmeye karar verirsem bana destek olur musun? Yani sonuçta senin kararın. Sen bilirsin. Bir süre kimse bilmesin, olur mu? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Kalktı, çıkıyor. Ömer bir kolunu masaya koymuş, arkasından başını çevirip çıkışını izledi. Alev dönüp kapı aralığından ona baktı. Ömer gözlerini önüne aldı, düşünüyor. Zehra salonda sıkıntıyla dolanıyor. Alev girdi. Zehra, teyzem nerede? Ben de onunla konuşacaktım. Odasında sanırım. Neyse tamam, gelir zaten. Alev gidecekti, durdu. Zehra. Efendim? Ben bugün için senden özür dilerim. Sanırım istemeden seni kırdım. Ama biliyorsun, ben de hiç iyi değilim Zehra. Son yaşadıklarımdan sonra çok tedirginim. Evet. Ama geçti artık. Düşünmemeye çalış. Deniyorum. Deniyorum ama olmuyor. Koltuğa geçip oturdu. Belki de herkesten, her şeyden uzaklaşmak iyi gelecek. Ben zaten Amerika'ya gitmeye karar verdim Zehra. Amerika mı? Hı hı. Burada kaldığım sürece psikolojimin düzeleceği yok. Zehra yanına hareketlendi. Emin misin? Evet. Böylesi daha iyi olacak. Sen öyle düşünüyorsan. Psikolojim için, kariyerim için. Ama bu durumu teyzemle nasıl konuşacağım bilmiyorum. Biliyorsun son yaşadıklarımı bilmiyor. O yüzden ikna etmek de zor olacak. Tabii. Senden ayrılmak istemediği için. Evet. Ama bir şekilde ikna etmem gerekiyor. Çünkü burada kalacak gücü bulamıyorum kendimde. Kalktı yürüyor ama çıkmak için değil, dolanıyor. Siyah bol bir pantolon, siyah topuklu ayakkabılarla. Türü kenara sıyırdı, dışarı bakıyor. Zehra da kalkıp yanına geçti. Alev, peki yardım alsan? Yani profesyonel bir yardım. İşe yarayacağını sanmıyorum. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Keşke olsa. Arkasını döndü yürüyor. Gözlerini kıstı, düşünüyor. Aklına yeni gelmiş gibi dudaklarını araladı ve Zehra'ya döndü. Aslında var. Bana bu konuda destek olabilir misin? Yani Amerika konusunda. Biliyorum, benim için en iyisi buradan uzaklaşmak olacak. Bu durumu sen biliyorsun diye senden yardım istiyorum. Kendimi ne kadar kötü hissettim bir tek sen anlarsın. Elimden geleni yaparım. Aa, Alev. Alev burada mıydın sen de? Evet teyzeciğim.
Müzeyyen Zehra'ya tavırlı ona yan yan bakıp oturdu. Müzeyyen Hanım. İzninizle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii konuşalım. Alev dinlemek için can atıyor. Geçip arkadaki koltuğun kolçağına oturdu. İkiliye bakıyor. Zehra Müzeyyen'in yanındaki koltuğa ilişti. Müzeyyen Hanım. Ben o tablonun sizin için bu kadar önemli olduğunu gerçekten bilmiyordum. Size danışmadan böyle bir şey yaptığım için çok üzgünüm. Hata ettim. Ama inanın kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece sürpriz yapmak istemiştim. Her şey için çok ama çok özür dilerim. Lütfen affedin beni. Affetmek ne demek Zehra'cığım? Sen üzme kendini. Ben de biraz fevri davrandım. Tamam o zaman. Bunu kaldıralım. Lütfen hemen su tablonuza asalım. Hayır, hayır. Hiç gerek yok. Lütfen kalmasını istiyorum. Ciddiyim. Bu da güzel bir tablo. Teşekkür ederim. Emin misiniz? Eminim. Tabii. Siz bilirsiniz. Alev hadi diye kaş kaldırdı. Müzeyyen Hanım. Aslında benim sizle konuşmak istediğim bir konu daha var. Dinliyorum. Alev hadi lütfen diye baş salladı. Zehra düşünüyor. Geçip yine oturdu. Alev Amerika'ya gitmek istiyor. Amerika mı? Nereden çıktı bu şimdi? Geleceği için daha iyi olacağını düşünüyor. Hayır efendim, hayır. Hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Ne demek Amerika? Ne demek? Müzeyyen Hanım, eğer şimdi gitmezse sonradan pişman olacak. Gerçekten çok istiyor. Kariyeri için çok önemli bir adım bu. Bunu daha sonra konuşalım. Ben biraz çıkıp hava alayım. Alev Müzeyyen'e en ufak bir istek ifadesi göstermeyince top Zehra'da kaldı. Müzeyyen çok sarsıldı, çıktı salondan. Alev Zehra'ya göstermeden kıkırdadı hatta. Zehra sıkıntıyla nefeslendi. Alev gene role girip ayağa kalktı. Zehra. Destek olduğun için çok teşekkür ederim sana. Acaba çok mu üstüne gittik? Hayır. Aksine. Zor olan kısmı atlattım. Bu konuyu bir tek sen biliyorsun. O yüzden bana lütfen yardımcı ol, olur mu? Zehra tamam diye bahs sağladı. Neyse. Ben bir teyzeme bakayım. Zehra tamam yaptı başıyla. Güya teşekkür eder gibi dudaklarını sıkıp baş sallayarak gitti. Zehra hala sıkıntıyla beklerken Alev döndü, keyifle ona bakıyor. Zehra ensesini tutarak bir iki adım yürüdü. Durdu, gözleri önünde düşünüyor. Başını Alev'in çıktığı kapıya çevirip baktı. Kubbe tabanlı, etrafında çok sayıda kemerli açık girişi olan, ortası boş, çevresi zincirlerle dönülüp koruma altına alınmış tarihi bir yapı konağın bahçesindeymiş. Müzeyyen yapıya geldi. Balık etli, her zaman bakımlı, saçları toplu bir kadın. Demek Alev endişelerinde haklıymış. Zehra evdeki her şeyi kontrolü altına almak istiyor. Alev'i göndermek istiyor. Peki ama neden bunu yapmak istiyor? Neden yapıyor bunu? Alev geliyor. Müzeyyen farkında değildi, ona döndü. Alev. Ne oldu yavrum? Nereden çıktı bu Amerika meselesi? Bilmiyorum ki teyze. Seni beklerken geldi işte. Kariyerin için gidersen iyi olacak dedi bana. Ne münasebet. Hiçbir yere gidemezsin. Ben olduğum sürece kimse seni bir yere gönderemez.
Alev ağlama aklı. Sağ ol teyze. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Kolunu sıvazlıyor Müzeyyen'in. Müzeyyen yaklaşıp sarıldı. Alev onun omzu üzerinden bakarken yüzündeki ağlamaklı ifade yerini hin, plancı bir ifadeye terk etti. Zehra salonda dışarı bakarak çay içiyor. Ömer girdi. Zehra dalıp gitmiş. Ömer arkasından yaklaşıyor. Annem nerede? Konuşamadın mı? Konuştuk. Yani? Yani sorun çözüldü. Ben sana söylemiştim. İkisi de gülümsüyor. Evet, söylemiştin. Nihat girdi. Abi, Zehra. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz canım. Annem yok mu? Ne oldu, geçti mi siniri? Geçti, geçti. Hadi oturalım. Dışarıdan gelmişler. Ayşe'nin elinde kol çantası. Zehra çay fincanıyla yürüyor. Bak Zehracığım, ben ne dedim? Annemin tavrı sana değil. Ya o evin düzeni konusunda biraz hassas sadece. Vallahi ben çok beğendim. Hatta diğerinden daha güzel olmuş bu tablo. Aslına bakacak olursanız ben de çok beğendim ama işte söylemeye cesaret edemedim. Çünkü o tablo annem için gerçekten değerli. Mert geldi. Oo, herkes buradaymış. Gel Mert. Hoş geldin. Zehra, bu senin için. Kurdele saplı karton bir çanta uzattı. Zehra şaşkın bakıp Ömer'e döndü. Ömer durgun, Ayşe tebessümlü bir merakla izlemekte. Mert hala uzatmış bekliyor. Zehra ayağa kalkıp aldı. Ömer de kalktı. Buradan gitmeye karar vermiştim. Fakat Zehra beni ikna etmeyi başardı. Mert, öyle deme. Öyle ama. Ve bunu başardığın için sana teşekkür etmek istedim. İnşallah beğenirsin. Niye zahmet ettin? Hiç gerek yoktu. Ne demek? İçimden geldi. Teşekkür ederim. Zehra, açmayacak mısın? Zehra Ömer'e baktı. Ömer durgun, ifadesiz. Zehra al al yanaklarıyla elini çantaya sokup içinden kırmızı bir kutu çıkardı. Çantayı sehpaya bıraktı Mert. Tebessümle bekliyor. Ömer merakla başını çevirdi. Bir an önce görmek için açısını ona göre ayarladı. Zehra kutuyu açtı. İçinde incili altın bir kolye. Zehra eliyle dokundu kolyeye. Hafifçe tebessüm etti. Yerinden çıkarmadan bakıyor. Mert'le Ömer'in gözleri birleşti. Ömer hafiften bozuk. Zehra mahcup bir tebessümle Mert'e döndü. Çok güzel. Tekrar teşekkürler. Çok şıkmış. Bence de çok güzel. Hatta geçen günkü o su damlasından bile daha güzel. Zehra irkildi. Ömer sertçe Nihat'a döndü. Nihat keyifle ağız dolusu gülüyordu. Ne oldu ki diye topladı ağzını. Patavatsızlığına Ayşe de gerildi. Zehra kutuyu hızlıca kapattı. Ömer yine de huzursuz. Mert'e kısacık bakıp çevirdi gözlerini. Omuzlarını kaldırarak derin bir iç çekti. Koray atölyenin dışına beyaz bir kapak taşıyıp ellerini birbirine vurarak silkeledi. Başını az önce betonun oturduğu tarafa uzattı. Beton hala aynı yerde, soğukta öyle oturmakta. Bir peçeteyle burnunu sildi. Koray içi el vermeyen huzursuz bakışlarla yanına yürüyor. Beton ona halsiz, kısık gözlerle bakıp toparlandı. Dükkandan mı kovuldun sen? Öyle bir şey duydum sanki. Oturacak mısın burada böyle? Beton anlamamış gibi bakıyor. İstersen atölyeye gel, bir çay vereyim. Beton şaşırdı. Hadi kalk gel. Gel bir şey iç. Kendine gelirsin. Kalk. Beton bavulunun üzerinde oturuyormuş. İkiletmeden kalktı. Bavulunu sapından tutup kaldırdı. Arkasından yürüyor. Her zamanki gibi siyah takım elbise giymiş. İçinde kravatsız siyah bir gömlek var. Kaşları ve kirpikleri yok denecek kadar az ve açık renkte. Kafası tamamen tıraşlı. Oturunca siyah ceketinin arkasına duvardan beyaz kireç bulaşmış.
dükkanın önünde duraksar gibi oldu ama girdi sonra. Zehra elinde hediye kutusuyla yatak odasına girdi. Ömer arkasında Zehra kutuyu şifonyer üzerine bıraktı. Hediyeni denemeyecek misin? Deneyeyim değil mi? Ömer evet diye çok hafif baş salladı. Zehra çok da istekli olmadan yürüyüp açtı kapağını. Ömer odada canı sıkkın dolanmaya başladı. Geçip Berje'nin önünde durdu, gönlünü Zehra'ya çevirdi, kıskanç gözlerle izliyor. Zehra uzun saçlarını sağ omzundan öne alıp boynunu açtı. Kendi kolyesini çıkarmadan takıyor diğerini. Elleri arkada uğraşıyor ama tek başına takmayı beceremedi. Ömer kımıldandı, arkasına geçiyor. Niye olmuyor? Ömer ellerini uzatıp kolyenin uçlarını aldı. İkilinin yüzü aynaya yansıyor. Ömer kolyeyi takıyor. Gözleri Zehra'nın omuzlarında, ensesinde. Oldu. Bir adım geri çekildi. Zehra kolyeye değil Ömer'e bakıyor. Ona döndü. Olmamış mı? Yok, gayet güzel. Göz ucuyla bakıp yürüdü. Zehra bozulduğunun farkında. Mert çok ince biri. Çok da düşünceli. Öyledir. Deyip başka tarafa baktı. Zehra konuşmayı kesmek istediğinin farkında. Bir süre yüzüne bakıp çekti gözlerini. Banyo tarafına yürüyor. Ömer koltukta bacak bacak üstünde oturmuştu. Kalkıp şifonyerin önünde duran, kapağı açık boş kutuyu aldı. Gergin gözlerle bakıp banyo tarafını yokladı. Kutuyu yerine bırakıp odadan çıktı. Zehra banyodan çıktı, kolyeyi çıkarmış. Gözleri odada Ömer'i aranıyor. Nereye gitti ki? Şifonyerin önüne geldi, kolye elinde. Kutunun kapağını açtı. Kolyeyi yerine koyuyor. Kapağı kapattı. Salon. Aman dikkat et Ökkeş efendi. Merak etmeyin Müzeyyen. Tamam oldu. Eski tablo yerine asılmış, Zehra şaşkın. Müzeyyen öncekinden daha da tavırlı. Zehra'yı görünce başını diğer tarafa çevirip muhatap olmadan yürüdü. Zehra üzülüp ezilerek koltuğa doğru yürüyor. Zehra'nın aldığı tablo koltuğun üzerinde durmakta. Zehra Hanım kızım. Sakın Müzeyyen Hanım'a darılmayın. O size kızdığımdan değil de... Önemli değil Ökkeş abi. Önemli değil. Ömer Bey'e bakıyorsanız biraz önce çıktı. Zehra baş salladı. Salondan çıkmak için yürüyor. Cep telefonu elinde. Ökkeş yakın gözlüğünün üzerinden baka baka yürüyor. Zehra yatak odasına girdi, ağlamaklı halde. Hızlıca telefonu şifonyere bıraktı, dolanıyor. Zehra niye karıştın ki? Niye yani? Bak gördün işte, her şey daha kötü oldu. Nereye gitti ki şimdi? Bir şey de söylemedi. Koşup telefonunu aldı, arama yapıyor. İndirdi telefonu. Berjere oturdu. Sıkılınca sık sık tiki var gibi saçını geriye doğru atıyor. Geçmiş. Bak sen biraz zaman ver. Her şey eskisi gibi olacak. Bilmiyorum. Olacak. Söz veriyorum sana. Of, ya kusura bakma. Ben tutamıyorum kendimi. Ömer haline çok üzgün. Yatağın ayak ucunda karşısında oturuyordu, kalktı.
Elini uzattı. Zehra'nın yanağındaki bir damla yaşı silecek ama eli havada kaldı, dokunamadı tenine. Şimdi Zehra daldığı yerden çıkarken kepiklerini kırpıştırdı. Koray atölyede betona çay koyup çaydanlığı küçük tüpün üzerine bıraktı. Beton ayakta beklerken etrafına bakındı. Buyur. Beton yumuşak gözlerle bakıp çayına uzandı. Kalacak yerin de yok değil mi senin? Beton tepkisiz. İstersen bu gece burada kalabilirsin. Ben sabaha kadar çalışacağım. Neyse sen otur. Ben işimin başına geçeyim. Bir şeye ihtiyacın olursa söylersin. Beton sandalyeyi çekip oturdu. Kolay gelsin. Beton'u görünce irkilerek durdu Yasemin. Beton da dönüp ona baktı. Yasemin'in gözleri iri iri açıldı. Koray'ın yanına gitti. Ne işi var diye sorarak baş salladı. Kalacak yeri yok da bu gece burada misafir olacak. Yaptığın hiç doğru değil Koray. Üstelik Mektab'ın son yaptıklarından sonra. Ayrıca onun da yaptıklarını unutmadım daha. Yasemin sakin olur musun? Babam duyarsa hiç iyi olmaz sanki. Beton mendil çıkardı, burnunu sildi. Koray haline üzgün. Ona bakarak zorla yutkundu. Düşmanımız da olsa şu an yardıma ihtiyacı var. Onu bu halde sokakta bırakamayız. Ben ustamdan böyle gördüm Yasemin. Başka türlü davranamam. Gece birinci köprü mavi ışıklar içinde. Zehra yatakta bacakları yere sarkar halde oturduğu yerde uyuyup kalmış. Ömer girdiğinde de uyanmadı. Ömer ona bakıyor. Zehra'nın başı dikleştirip sırtını yasladığı yastıklardan hafifçe sağ omzuna düşmüş. Başını oynatıp kımıldanınca Ömer elindeki minik gümüş kutuyu hemen sakladı. Zehra gözlerini açıp da onu görünce toparlandı. Nereye gittin? Acil bir işim çıktı. Yani çıkmak zorunda kaldım. Zehra saçını arkaya itti, ona bakıyor. Ömer yürüyüp elindeki üstünde kabartma işleri olan küçük gümüş kutuyu şifonyerin üzerine bıraktı. Zehra başını uzattı, ne olduğuna bakıyor. Senin için. Zehra sakin bir şaşkınlıkla kalktı. Ne bu? Yani ne için? Kutu ellerinde. Bakmayacak mısın? Zehra iri iri gözlerle Ömer'e bakıyor. Ömer sıkılgan bekliyor. Yürüdü. Zehra arkasından bakıyor. Ömer banyo tarafına ilerledi. Zehra sandık şeklindeki kutuyu açtı. İçinde kırmızı mercan taşlı bir tarak toka var. Çok güzel. Gözlerini banyo tarafına çevirdi. Hafif bir tebessümle gene tokaya döndü. Elini aldı. Kutuyu bırakıp saçlarının sağ tarafını omzundan öne aldı. Bir tutamı arkaya doğru alıp tokayı gelişi güzel öylesine tuttu saçının üzerine. Oval şekilli tokada mercan taşın çevresinde sarı kabartma işler var. Zehra saçını eliyle tarayıp düzelterek tokayı saçının üzerine deneyerek tutmaya devam ediyor. Hafifçe tebessüm edip tokayı indirdi, elleri arasında tuttu, bakıyor. Yönünü banyoya çevirdi. Su bitmiş. Şimdi banyodan çıkınca su ister. Tokayı gümüş sandık kutuya koyup boş cam sürahiyi komodinden aldı, odadan çıktı. O henüz çıkmıştı ki Ömer banyodan odaya geçti. Hemen şifonyer tarafına baktı. Şifonyere yürüyor. Tokayı sandık kutudan aldı.
yüzünde durgun bir ifadeyle bakarken ara ara derin nefesler alıyor. Gözleri bir Toka'ya bakıyor, bir önünde rastgele bir noktaya takılıyor. Ömer'in durgun yüzünde zaman dondu. Bu dizinin betimlemesi Karamel Yapım tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org Sesli Betimleme Metin Yazarı ve Seslendiren Emine Kolivar. Altyazı Çağıl Doğan, Miliza Koçak. İşaret dili Müjde Kolçak. Son kontroller Zerrin Çınar, Beliz Coşar, Hasan Dikyuva. Teknik yapım Yeni Gökdelen Tercüme Dağ Prodüksiyon. Yönetmen Atilla Cengiz, Irmak Çengel. Yapımcı Nazmiye Yılmaz. Yapım Karamel Yapım. Bu dizi TRT 1 tarafından Karamel Yapım'a yaptırılmıştır. Copyright 2017.